resmi elinize aldığınızda bildiğiniz dünyayı geride bırakıyorsunuz ve resmin dünyasına giriş yapıyorsunuz. Parşömen tomarı, yani gördüğünüz bu ruloyu açtıkça çizim neredeyse bir film gibi gözlerinizin önüne seriliyor. Gözünüze ilk olarak ön planda denize doğru uzanan dağlık bir burun çarpıyor. Biraz dikkatli bakarsanız bu burunda bulunan ve etrafı ağaçlarla çevrili bir tapınağın çatısını fark edebilirsiniz. Tapınaktan sonra gözümüz uzaktaki dağlarla buluşan bu geniş ve suyla iç içe alana kayıyor. Dağlar neredeyse bulutlarla bütünleşerek gözden kayboluyorlar. Şimdi ise ön planda denize doğru uzanan bu kara parçasının en ucuna bakıyoruz. Ve burada ayrık duran çalılar görüyoruz. Ön plandan ayrılıp uzaklara doğru baktığımızda sislerin içinde beliren kayalık dağları görüyoruz. Burada biraz öncekinden çok daha küçük boyutlardaki ağaçlarla karşılaşıyoruz. Gözümüzü sadece birkaç santim hareket ettirmemize rağmen aslında dev bir mesafe kaydediyoruz. Dağların zirveleri ortadaki alanda aniden yükseliyor. Resmin en tepesine kadar çıkan kocaman bir dinozor gibi. Dağların alt kısmındaki ağaçlar daha da küçülüyor. Bulutlarsa daha da ileriye yükseliyorlar. Dağlar sadece belli belirsiz mavi bir mürekkep izi görülene kadar sönükleşiyor. Oldukça durağan görünen bu resimde adeta üç boyutlu bir derinlik gizli. En son gördüğümüz mürekkep izi de en sonunda yok oluyor. Böylece parşömenin son kısmı tamamen boş kalıyor. Deniz, gökyüzü ve bulutlar beraberce birleşip tek bir boşluğa dönüşüyorlar. Fark ettiniz mi? Bu resimde tek bir insan bile yok. Sadece insan yapısı bu tapınak, ön plandaki ağaçlardan ve kayalardan oluşan bir tanıdık manzara bizi gerçekliğe bağlıyor. Resme bakarken üç boyutlu dünyadan başlayıp hayatın nihai boşluğuyla yüzleşmeye doğru seyahat ediyoruz. Bu resim bizi sonsuzluğa ulaşan bir dünyaya götürüyor. Yani gerçekten insanoğlunun ölümlülüğüyle yüzleşiyoruz. Hayat boşluktan doğuyor ve boşlukta sonlanıyor. Ve aradaki bu kısa süreç işte bizim yaşam dediğimiz şey.